Merhabalar. Uğur. Hele ben bir sorumu sorayım. Sor. Sorumuz şu. Bir seçim atlattık. Seçim sonuçlarını değerlendirin. Mutlu oldunuz mu? Tabii ki mutlu oldum. Neden? Ama neden şu bak. Seçmen muhteşem bir ders verdi. Evet. Seçmen. Yani şimdi dün geçen seçimde bu seçim oranlarını şöyle bir Google'dan inceledim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 seçimlerindeki aldığı oy 13 milyon 800 bin. Evet. AK Parti'nin de 19 milyon oy almış. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 16 milyona çıkarmış oyunu. Yani 2 milyon küsür fark çıkarmış. AK Parti de 14 milyona düşmüş. 5 milyon oy düşmüş. Yani burada anlatıldığı gibi başarının çok büyüğü ne biliyor musun? Geçen seçimlerde seçime katılma oranı %87. Evet. Şimdi %78. Yani kimse öyle gereksiz rüya görmesin ama alınması gereken ders şu. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini sandığa götürmeyi başarabilmiş. AK Parti'nin seçmeni bir o sandığa gitmeyerek iktidara bir ders verdi. Sana göre burada iktidarın alması gereken birinci, ikinci, üçüncü ders ne? İktidar bak, daha fazla hukuk diyebilir mi bu seçim sonuçlarından sonra? Şimdi bak mecburi demek zorunda. Yani seçmen şunu dedi. Yahu arkadaş bana emri vaki yapma dayatma ya. Benim tercihlerime saygı göster. Akıllı ol. Benim dediğim odun deme. Kendine gel. Benim irademe karşı duramazsın. Bana bunları dayatamazsın. Bu benim tercihim. Beni yok sayamazsın dedi. Ve emekliler ne yaptı? Öyle sarı kart falan değil. Direkt kırmızı kart. Öyle değil mi? Herkes emekliye bağırıyordu ya. Günah keçisi onu kabulledi. Öyle diyordular ya. Emekliler hem böyle diyor hem de bunlara oy veriyorlar diye. Öyle değilmiş işte. Bu emeklere yüklenmeyin ya. Emekliler sizin babalarınız oğlum. Sizin babalarınız emekli değil mi? Her emekli bunların tarafı mı? Öyle değil. Şimdi iktidarın muhalefetin alması gereken çok mükemmel bir ders var. Şımarmayacaklar. Geçecekler öyle hemen erken seçim meçim yok. Hemen işlerinin başına geçecekler. Çünkü siyasette Türkiye'de siyasetin zemini çok kirli. Birinci amaç şu. Kent rantı bütün ağızlarının suyu ona akıyor. Sıra bize gelsin biraz da biz yiyelim derdindeler. Bu böyle değil hani. Hani şöyle bir ön yargı var ya. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Öyle değil kardeşim. Çalmadan çaldırmadan mümkün olduğunu ispatlama şansı bu. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir hizmet edecekler ki, çünkü bak bu ülkeyi kuranlar 100 yıl öncesine şöyle bir göz atalım. Mustafa Kemal Çanakkale'yi geçirmez dediğinde Hindistan lideri Gandhi şöyle bir cümle kullandı. Dedi ki ben diyordu Mustafa Kemal'i Çanakkale'de İngilizleri yendiğini görünceye kadar Tanrı'yı İngiliz zannediyordum dedi. Bu ne demek? Buradaki anlam ne? Bir ön yargı kırıldı. Böyle bir ön yargı vardı. İmamoğlu da Tayyip Erdoğan'ın bütün şeyini elinden aldı. Girdi ya seçimi kazandı. Bu ön yargı. Ya AK Parti yenilebilirmiş. İktidar sandıkta değişebilirmiş. Değişilecek. Bunu bir siyasi rüzgar olarak değerlendirirseniz. Hadi, dersleri yalınırsa çok güzele evrilebilir. Bu siyasi rüzgarın iktidarı değişmesiyle son bulacak bir rüzgar olarak adlandırırsanız bu rüzgarın ne zaman son bulacağını düşünüyorsunuz? Ne zaman iktidar değişimine gider bu rüzgar? Hali hazırda 3-3,5 yıl, 4 yıl seçim var. Seçimsizlik dönemi var. Şimdi işte bak. Yani temel handikaplarımızdan biri şu. Hani bir önceki röportajımda sana dedim ki hani bu toplum akıllanmıyor diye bir cümle kurmuştuk. Değil mi? Bu toplum ders almasını bilmiyor. Ben de toplum nelerden oluşur diye bir açıklama yapmıştım. Toplum haklarının birincinde güçlü bireylerden oluşur. Biz toplum olamadık.
Yani topluluklar halinde yaşamakla toplum olmak arasında çok fark var. Biz daha 100. yılımızdayız ya. Değil mi? Cumhuriyetimizin 100. yılında ve toplum olabilme şansı elde edeceğiz. Yavaş yavaş. Biliyor musun bak 1789 Fransız devrimi. Fransızlar hala taşların yerine oturmadığını söylüyorlar. Hala. Biz daha 100. yılımıza yeni adım attık ya. Biraz sabır edeceğiz. Emekliye emekliye. Birdenbire olacak işler değil. Böyle değişim sancılı olacak. Öyle kolay olacağını kimse... Ne kadar bir zaman öngörüyorsunuz? Yani ne kadar? Yani insan... Erken seçim öngörüyor musunuz? Ya şu an değil ama belki 2026 sonu belki olabilir. Şartlar zorlayacaktır. Şartlar. Peki bu süreçte zorlanan iktidar daha fazla hukuk, daha fazla adalet der mi? Mecbur olacak. Mecbur olmayana dire... Yani şimdi Mehmet Şimşek Maliye Bakanımız sürekli ya arkadaş fatura hep bizim sırtımızda, küfe bizim sırtımızda. Ya biraz da işte o geçiş garantili köprüler, havalimanları, yani onlara gelen de gayet bonkörler. Hiç ödün vermiyorlar. Oradan tasarruf yok. İşte uçaklar, arabalar, bu sefahat, bu lüks. Ya dünyanın en pahalı bir yönetim faturasını biz ödüyoruz. Çok mu zengin bir ülkeyiz? Öyle değil mi? Bu ülkenin nasıl kurulduğuna bakalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde 125 milyon altın dış borcu var ve duyumu umumiye geliyor, hazinenin başına yabancılar oturuyor. Yani o 125 milyon altın ne demek biliyor musun? Bugün 500 milyar dolar. Böyle bir sırtımızda borç var. Ama ben şimdi o günün insan kaynağına bakıyorum, bugünün insan kaynağına bakıyorum. Ulan bırak 500 milyar doları, bak düşün. Adam 15 yıl içerisinde tek kuruş dış borcu almadan 52 tane fabrika kurmuş. O borcun tamamına yakınını ödemiş. Yani kim o cennet mekan insanlar çalmamışlar, çaldırmamışlar. Bu halkı bir yerden bir yere taşımışlar. Öyle değil mi? Ya bir kere ya insafsızlık etmeyelim ya. Bunlar çok muhteşem insanlar ya. Ekonomik kriz altında boğulan halk tepkiyi gösterdi diyorsun. Gösterdi, gösterdi. Bu tepki tek başına demokrasinin gelişi için yeterli midir? Bir gün bizim halkımız şunu diyebilecek mi? Bu yol üzerindeki Alevi köylerinin yolu yapılmadı fakat bizim köyler yapıldı. Eğer buraya yapmıyorsan sayın belediye, ben buraya da yol istemiyorum deyip belediyenin önüne gidip... Ondan önce ağır problemlerimiz var. Niye biliyor musun? O kıvama gelemez miyiz? Tabii, o yani adım adı. Şimdi bak ben ne diyeyim sana? Buradan alacağımız en büyük derslerden biri de şu. Türkiye'de siyasetin zemini kirli derdim. Bunu derken de söylediğim maksatlar şu. İktidar neyi kullanıyor? Dini argümanları kullanarak siyaset yapıyor değil mi? Bugün mesela DEM Parti diyoruz. Değil mi? Evet. Ön yargımız ne? Kürtlerin partisi. Ya işte biz bu zemini bir kere elimizin tersiyle ise buradan kendini var etmek etik değil. Demek istediğim anlamı şu. Bak buradan çıkaracağımız anlam. Yani şimdi arkadaş bizim elimizde değil ki. Dinimiz, mezhebimiz, etnik kökenimiz bunlar başımızdan başımıza gelenden ibaret. Ya bu alanların sorgulanılır olması ne kimsenin hakkı ne de haddi olabilmeli. Buna itiraz etmeliyiz hepimiz. Bu herkesin onuru, şerefi, haysiyeti. Ana dili, ana sütü gibi haktır. Eğitim dili farklı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ana dil farklı bir şey. Yani bu zeminden bakmamız lazım. Dünyada gelişmiş ülkelerde siyaset hangi kavramlar üzerinden yapılıyor? Ya sermayeden yana olacaksın ya da emekten yana. Değil mi? Bu iki şemsiyenin altına herkes sığar. Dini, dili, ırkı, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun o şemsiyenin altına herkes sığar.
2026'daki olası seçimle ilgili evet. olarak favori adayınız kimdir iktidarın karşısında? Mesela benim gönlümden geçen hani İmamoğlu falan diye rüzgar estiriyorlar ama ya bence Mansur Yavaş hak ediyor. Güzel bir cumhurbaşkanı olur. İmamoğlu daha genç. Parlamenter sisteme benim gönlümden geçen geri dönülmesi, taşların biraz daha yerine oturması, bir 10 sene o cumhurbaşkanlığı yapsın. Ondan sonra da bu da daha yaşı genç. Benim gönlümden öyle geçer yani şahsen. Evet. Yani İmamoğlu'yu yani küçümsemiyorum. Çok cesur. 2026 kimli de biliyor musun? Çok takdir ediyorum ama birazcık o Karadeniz kimli de var, yok değil. İşte o nasıl diyeyim sana? Tarihten bir örnek verelim. Tabii ki. Diyojen'de İskender'in hikayesini bilir misin? Bilirim evet. He. İskender'in hocasıdır. Tabii. İskender'in hocası Sokrates'in talebeleri bunlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İskender ta Hindistan'a kadar dayanıyor. Anlatabiliyor muyum? Geri geldiğinde bu Sinop tarafına geliyor. Böyle halkla konuşurken diyorlar ki buranın meşhur insanı kimdir? O da bir deli dumrul yaşayan Diyojen'i diyorlar. Ne Diyojen de nasıl bir adam? Bir fıçının içinde yaşayan, bir marşapası, bir feneri olan bir adam. Başka hiçbir şeyi yok. Gidiyorlar, diyorlar ki çağırın hele bir gelsin. Adamlarını gönderiyor, Diyojen'i çağırıyorlar. Diyojen diyor ki ben gelmem diyor. Niye diyor? Ben esirimin esirinin ayağına gitmem diyor. Ya manyak mısın? İskender çağırıyor. Be kellemizi vurdurur. Deli olma gel diyor. Yok diyor ben gelmem diyor. Geri dönüyor. Geliyorlar. Efendim gelmedi. Ne dedi diyor? Dedi ki ben esirimin esirinin ayağına gitmem. İskender düşünüyor. O da Sokrat'ın talebesi. Boş değil. Diyor ki ben giderim diyor. İskender diyor Jen'in ayağına geliyor. Diyor ki ne demek istedin diyor. Diyor ki bak diyor sen ilk başta doğru yola çıktın diyor. Halkını özgürleştirmek için adımlar attın ama ondan sonra egona yenik düştün. Anlatabiliyor muyum? Zulmetmeye başladın. Bana göre İskender döneminin en büyük katillerinden biri. Hep kan dökmüş. Öyle değil mi? Ama bugün tarihte belli bir ölçüde çoğusu kahraman adlandırılıyor. Çok zulüm yapmış. Öyle değil mi? O da diyor ki bak diyor ben esirimin esirinin ayağına gitmem dediğimde egon benim esirim diyor. Bak benim hiçbir şeyim yok. Bir marşapam var. O da suyu bile ağzımdan dereden içebiliyor. Hiçbir malkım ve hiçbir egom yok diyor. Ama sen egonun esiri oldun dedi. Sen benim esirimin esirisin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İmamoğlu'ndan da korkunç şu. Yani bir Tayyip Erdoğan istemiyoruz. Biz Ali Siyetli ikinciyi istemiyoruz. Ama bu da bir ön yargı. Yani var ama işte o biraz ölçüsünü sıfırlaması lazım. Ben cümlesini hitabetinden çıkarması lazım. Ben dememesi gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla kullanıyor. Bunu bir olumlu eleştiri olarak alsın. Anlatabiliyor muyum? Peki. Seviyorum kendisini. Kendisini seviyor ve takdir ediyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yeter. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.